Efendim? Benim kızım. Zeyno'na? Sesini duymak istedim. Doğrusu makbule geçti. Biraz sohbet etmeye ne dersin? Çok iyi olur Zeyno'na. Uzansana oğlum, şöyle keyfine bak. Ben iyiyim baba, o kadar da şımartmayın. Koskoca aga oğlu, şuncacık şeyle şımarır mı? Daha... Hadi hadi kalk. Hadi. Dün gece gözümü kırpmadım. Sabaha kadar döndüm yatakta. Bir yandan gönül kırıklığı. Yalan yok. Kemal'den sonra başkasına karılık etmen dokunuyor içime. Hakkı'ya karılık etsem işin kolaylaşır mıydı Zeyno'na? O anlamda değil. Asıl mesele seni kaybetmek. Dedim ki kendime, bitti işte. Elif kızım gitti. Asıl beni üzen, dertlendiren bu. Elif'le evlenmek istiyorum baba. Bir şey demeyecek misin? Ne diyeyim oğul? O kızda öyle bir yürek var ki... benim diyen erkekte bulunmaz. Hani vakti zamanında ben de az uğraşmadım vakti zamanında. Az diklenmedi bana. Oradan bilirim. Fikrini söylemedin ama. Vallahi oğul... bir avrat ki erkeği için mayınların üzerinde yürümüştür, ondan korkulur. Alıp baş tacı mı etmeli, yoksa tövbe destur deyip kaçmalı mı? Orasını sen düşün. Dolan başlı cevap verdiğine göre içine sinmeyen bir şey var. Elife lafım yok. İyidir, hoştur ama... Aması? Reşo Ağa'nın tek bir oğlu var. İki kocadan dul kalmış, iki çocuklu bir karı. Ne bileyim. Lakin sen öyle münasip görmüşsen... kabulümüzdür. Yok çaresi, alacağız artık. Üzüldüğünü biliyorum Zeyno'na. İstemeden de olsa kırdım seni, bağışla. Yapacak bir şeyim yoktu. Aşık oldum. Tıpkı İdel'in Seyit'e... Cem onun İpek'e aşık olması gibi. Direnmeye çalıştım ama beceremedim. Eğer suçsa kabul. Ben bu suçu işledim. Gözlerimle gördüm. Seninki öyle bir sevmek ki kızım. Kalbi olan herkesin elini kolunu bağlar. Herkes senin gibi düşünmüyor Zeyno'na. Hakkı dün gece kapıma dayandı. Ne? Kapına mı dayandı? Peki sonra? Bağırıp çağırdı. Tehditler savurup gitti. Bu bir daha olmayacak. Canı sıkman için söylemedim. Bir daha olmayacak dedim. Peki. Bu sabah vali aradı. Demir tavında dövülürmüş. Barış yemeğiyle Cemo'nun düğünü birleşsin diyor. 40 yıl düşünsem, uçayan gözlü kıza görücü gideceğim aklıma gelmezdi. Cemo nasıl? Nasıl olsun? Berbat. Thank you.
İpek. Benim. Kapıyı açar mısın? 5 dakika İpek. Sadece 5 dakika. Ne yapmaya çalışıyorsun Cem? Bilmiyorum. Vazgeç Cemal. Neden? Senden mi? Benden, isteklerinden. Kendimden. Kendinden. Sonra? Ne sonrası? Kendimden de vazgeçtim. Sonra neye gelecek sıra? Bana sorma. Bu yolu ben çizmedim. Ben de çizmedim. Evlen o kadınla Cemal. Git evlen. Düşünme beni. Ben başımın çaresine bakarım. Gece yaraları kapı önlerinde beklemekten iyidir. Olmayacak hayaller kurmaktan. Delice şeyler düşünmekten iyidir. Kalbinden ne geçtiğini biliyorum. Ama yok yapacak bir şey Cemal. Yapılacak bir şey var. Ne? Son bir şey. Cemal? Ölmek. Ölüme birlikte gitmek. Aramıza hiç kimse girmeden. Birbirimizin gözlerine baka baka. 3'e kadar sayacağız. Aynı anda basacağız tetiğe. Aynı anda öleceğiz. Var mısın İpek? Birlikte ölmeye var mısın? Delirdin mi sen? Koy şu silahları beline. Sen beni anlamıyorsun İpek. Bir sefer kaybettim seni. Neler çektiğimi bana sor. Şimdi bir daha kaybedersem çaresi yok. Ölürüm ben. Hele üstüne o Zeliha karısı var ya. Ömür boyu cehennem azabı. Bu yanlış. Yanlışsa yanlış. Yarın gece Zeliha'yı istemeye gideceğiz. Oraya gitmek istemiyorum. Ölüme gitmek daha mı kolay? Gerekirse evet. Ölmekle neyi değiştireceğiz Cemal? Hiçbir şey. Sana söyleyeyim. En fazla Türk'ü yakarlar peşimizden. Ama barış, barış olmaz. Yine silahlar çekilir. İnsanlar ölür. Biz öldükten sonra ne halleri varsa görsünler diyemeyiz Cemal. Ölenlerin ruhu peşimizi bırakmaz. Sen hiç çıkış bırakmadın bana İpek. Çıkış yolu var. Barış. Biz de barış yapacağız. Sen ve ben. Acılarımızla barışacağız. Bu acıyla yaşamayı öğreneceğiz Cemal. Yani ayrılacağız. Yani bu mutlaka şart. Biliyorsun. Evet. Evet biliyorum. Sen ve ben. İkimiz ayrılmazsak, yenilmezsek, kaybetmezsek bu dünya, bu namussuz dünya batacak. Bu mu? Bilmem gereken bu mu?
Evet Cemo. Evet aynen öyle. Hadi git artık Cemo. Git. Bir şey söyle bana. Ne olursa. Ama iyi bir şey. Öyle bir şey ki... Git Cemo. Git lütfen. Yalvarırım sana git. Gurbet diye.